Sevgili 4. sınıf arkadaşlarım Hepinize yeni bir videodan merhaba Bu videomuzda matematik çalışma kitabımızın 92. sayfasından itibaren Artık ünite değerlendirme Kısmını yapmaya başlayacağız 3. üniteyi bitiriyoruz Bir sonraki videomuzda artık 4. üniteye geçiş yapacağız Bizden instagram sayfamızı öğretmenimden Takip etmeyi unutmayın Kanalımıza abone olup sevdiklerinize Lütfen paylaşın Hemen birinci kısımla başlıyorum Yukarıdaki işlemlerin sonuçlarını bulacağım Daha sonra aşağıdaki eşleştirme şekillerinden hangisiyle eşleştirmem gerektiğini işaretleyeceğim. 12 çarpı 50 dediğimde 600 yanıtını bulurum arkadaşlar. 118 çarpı 5 dediğimde 590 yanıtına ulaşırım. 22 çarpı 25 dediğimde yanıtım 550 olacaktır. A seçeneği benim için doğru yanıttır. İkinci soruya baktığımda 98 bölü 2 49 49 çarpı 10 490 demiş bana. Burada aşağıdaki işlemlerden hangisinin Kısa yoldan çözümü olduğunu sormuş. 98 çarpı 5'tir değil mi işlemim? Önce 2'ye bölüp daha sonra 10 çarpmak demek. Direkt 5 ile çarparsam aynı sonuca ulaşırım. İkinci sorumun yanıtı B seçeneği olacaktır. 3'e geçtim. Onur 216 sayısında sayının onlar basamağının basamak değeri ile kısa yoldan çarpıyor. Basamak değeri nedir? Onlar basamağında 1 vardır. Basamak değeri 10'dur öğretmenim. O zaman bana aslında 216 ile onu çarpmam gerektiğini söylemiş. 200 e, 2160 olacaktır benim yanıtım. B seçeneği benim için doğru cevaptır Üçüncü soruda. 4'e bakıyorum hemen. Bir otobüse 3 kadın yolcu binerse yolcuların yarısı kadın oluyor. Otobüste 15 erkek yolcu olduğuna göre kaç yolcu vardır? Kadın ve erkek diyorum. 15 erkek yolcu var. 3 kadın daha binerse yolcuların yarısı kadın oluyor demiş burada arkadaşlar bana. O zaman ben ne yapacağım? Aslında öğretmenim 15'e tamamlamam gerekiyor. Buranın 3 tane daha eklersem 15 olacağını biliyorum. Kadın artı 3 15'miş. O zaman kadınların sayısı kaç olur? 15'ten 3 çıkarırsam bulurum. 15 eksi 3'ten 12 olur değil mi kadınların sayısı? O zaman arkadaşlar burada toplam yolcu sayısını sormuş. 12 kadın, 15 erkek, 27 yolcu vardır. A seçeneği doğru cevaptır 4. soruda. 5'e bakıyorum. Bir balıkçı 8 kilogram mezgit, 12 kilogram istavrit ve 10 kilogram hamsi yakalamıştır. Bu balıkların her birinin kilogramını 15 TL'den satan balıkçı kaç lira gelir elde etmiştir? Balıkları toplayalım. 8 artı 12 artı 10. 30 kilogram balık. Her birine 15 liradan sattığına göre 30 çarpı 15 yapacağım. 450 50 yanıtını bulacağım. Burada D seçeneği benim için doğru cevap olacak. 6'ya bakıyorum. Yukarıdaki ardışık toplama işlemlerinin kısa yoldan yapılışı hangi seçenekte verilmiştir demiş. Direkt arkadaşlar. Ee, onluklarıyla tamamlarsam 15 ile 35'i toplarım öğretmenim. 50'ye ulaşırım. Daha sonra 50 ile 3'ü çarparım. 150'ye ulaşırım. Tamamen topladığımda yine aynı sonuca ulaşıyorum. O yüzden altın sorumun yanıtı B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 7. soruya geçtim. Saatteki hızları 90 kilometre ve 100 kilometre olan iki otomobil aynı anda aynı noktadan aynı yöne hareket etmiştir. 5 saat sonra iki araç arasındaki mesafe kaç kilometre olacaktır demiş. Biri 90 ile biri 100 başlıyor arkadaşlar. 90 çarpı 5 dediğimde 450. 100 çarpı 5 dediğimde 500'e ulaşır. Aradaki farka baktığım ise, baktığımda ise 50 yanıtını bulurum. 7. sorumun yanıtı A'dır. 8'e baktım. Çözüm için 24 bölü 2 12. 12 çarpı 10 120. Yanıtını bulmuş bana. Bunun için demiş aşağıdaki verilen çözüm yollarından hangisi kullanılamaz? İşlemleri okuyacağım. Bu çözüme uygun olmayanı işaretleyeceğim. Yani değil mi arkadaşlar? Bakıyorum 24'ün kısa yoldan 5 ile çarpımıdır. Evet 2'ye bölüp 10 ile çarpmak demek aslında 5 ile çarpmak demekti direkt. 2 katı 24 olan sayının 10 ile çarpımını sormuş. Evet burada da yine 120 yanıtına ulaşırım. Çünkü 12'nin 2 katı 24'tür. 12 ile 10'u çarparsam yine 120 olur. 24'ün kısa yoldan 25 ile çarpımıdır demiş. 24 ile 25'i çarptığımızda arkadaşlar. Bu yanıtı bulmam. O yüzden yanıtım 8'in soruda C seçeneği olacaktır. Çünkü D de 24'ün yarısının 10 ile çarpımıdır diyor. 24'ün yarısı 12'dir. 12 ile 10'u çarparsam yine 120 yi bulurum. Yanıtım C seçeneği burada. 9'a bakıyorum hemen. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi kalanlı bölme işlemidir? 1566'yı 8'e böldüğümde kalanlı bir işlem olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. 9. sorunun yanıtını C olarak işaretleyeceğiz. Ona bakıyorum. Hangi sayının 13 katı 351 eder? Hemen işlemimizi yapalım. 27 ile 13 çarpalım A seçeneğini denemek için. Topluyorum. 351 yapar. A seçeneğidir doğru yanıtım. 27 ile 13 çarptığımda 351'e ulaştım çünkü. 11. sorudayım. Yukarıdaki verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Benim yaşım 5'in 2 katıdır demiş Betül. Yani 10'dur Betül'ün yaşı. Betül'den 6 yaş büyüğüm demiş Kerem. Kerem o zaman 16 yaşındadır. Betül ve Kerem'in yaşları toplamının 4 fazlası benim yaşımdır demiş Esra. 10 ve 16'yı topladığımda 26'ya ulaşırım. 26'nın 4 fazlası 30 yapar. O zaman Esra da 30 yaşındadır. Yukarıdaki verilen bilgilere göre Hangisi yanlıştır diyor. Hemen okuduğumda Esra Kerem'den 14 yaş büyüktür demiş. Evet. 16 ile 30'u denediğimde aradaki fark 14'tür. Kerem ile Betül'ün yaşları toplamı 26'dır demiş. Bakıyoruz. Betül 10, Kerem 16. Topladığımda 26 yanıtına yine ulaşırım. Betül Esra'dan 20 yaş büyüktür demiş ve Betül 10 yaşında Esra ondan 20 yaş büyüktür değil mi? Aslında burada Esra'nın büyük olması gerekiyor o yüzden yanıtım C seçeneği olacaktır. Bu soruda 12. soruya geçtim. Bölünenin 499 bölenin 8 olduğu bölme işleminde bölüm ile kalanın çarpımını sormuş bana. 499 bölü 8 işlemini yapacağım arkadaşlar. 4'ün içinde 8 yok. 49'un içine bakacağım. 6 kere 8 48'dir. 19'un içine bakacağım. 16 3 kaldı. Bana demiş ki 62 ile yani bölüm ile kalanı çarp demiş. 3'ü çarpacağım. 186 yanıtını bulacağım. D seçeneği 12. sorumda doğru yanıt olacaktır. 13'e bakıyorum. 5 tane rafı olan bir kitaplığın her bir rafında 20 tane kitap bulunmaktadır. Bu kitaplığın her bir rafına 13 tane kitap daha yerleştiriliyor. Buna göre son durumda kitaplıkta bulunan kitap sayısını sormuş. 5 rafın her birinde 20 tane vardı. 13 tane daha geldi. Her bir rafına aslında 20 idi. 13 daha geldi. 33 tane oldu bir rafta kitap değil mi? Öğretmen 5 tane de rafım var. O zaman 33 ile 5'i çarpacağım. 165 yanıtını bulacağım. A seçeneği 13. soruda doğru yanıtım olacak. Antalya Havalimanı'na 3 uçak iniş yapmıştır. Bu uçaklardan sırasıyla 320 yolcu, 240 yolcu ve 180 yolcu inmiştir. Yolcular 40 kişilik otobüslerle şehir merkezlerine götürülecektir. Bunun için en az kaç otobüse ihtiyaç vardır? Hemen toplayalım. 320, 240 ve 180 yolcu indi. Toplamda kaç yolcu var? Toplayarak bulabilirim. 740 yolcu indi. Bunlar da 740'ı 40'a bölerek otobüslere paylaştırılacak. Her otobüste 40 yolcu olursa kaç otobüse ihtiyaç olduğunu bu şekilde bulabilirim. Burada arkadaşlar çıkarma işlemi yapıyorum. 340'ı 40'a bölerek yanıtımı bulacağım. 14. soruda. kalanım 20 olacaktır. Öğretmenim en az 18 otobüse ihtiyacım var. 20 kişi de kalanım olacak diyebilirim. Yanıtım C seçeneği olacak burada arkadaşlar. 15. sorudayım. Ailenin ayakkabı numarası 34'tür. Babasının ayakkabı numarası ailenin ayakkabı numarasının 2 katından 27 eksiktir. Ailenin babasının ayakkabı numarası ailenin ayakkabı numarasından kaç numara büyüktür demiş. Ailen yazalım önce. Aydın 34 numara ayakkabı giyiyor. Babası 2 katından 27 eksik. Öncelikle 34 ile 2'yi çarpacağım. 68. Daha sonra 68'den 27'yi çıkaracağım. 41. Babası da 41 numara ayakkabı giyiyor. Arasındaki farkı sormuş bana. 41 34. 7 olacaktır yanıtım. 15. soruda B seçeneği. 16'ya baktım. Uğur peşin fiyatı 2100 lira olan cep telefonunu kredi kartı ile 8 eşit taksitle ödeme yapacak şekilde satın almıştır. Uğur'un cep telefonu için ödeyeceği her taksit 275 lira olduğuna göre cep telefonunun taksitli fiyatı ile peşin fiyatı arasındaki farkı sormuş. Arkadaşlar 8 taksitle ödeyecek ve 1 taksiti 275 lira. O zaman 8 taksitte toplam ne kadar ödeyecek çarpma işlemi yaparak bulurum. 2200 TL'dir taksitli fiyatı. Gerçek fiyatı ne kadardı? 2100'dü. Aradaki farkı 2200'den 2100'ü çıkararak bulurum. 100 TL'dir. A seçeneği benim için doğru cevaptır. 17. soruya bakıyorum hemen. Babamın yaşı benim yaşımın 4 katının 5 fazlasıdır. Babam 49 yaşında olduğuna göre ben kaç yaşındayım? Ben ve babam. İşleme burada tersinden başlayacağız. 49 yaşında babam. 4 katımın 5 fazlası diyor. O zaman benim yaşım babamdan öncelikle 5 eksik. 49'dan 5'i çıkarıyorum. 49 eksi 5. 44. 4 katının demiş. O zaman 4'e böleceğim değil mi? 44'ü de. 44 bölü 4. 11'dir. Benim yaşım 11'dir. Arkadaşlar tam tersini yaparak sağlamasıyla yanıtın doğru olduğunu bulabilirsiniz. 17. soruda. 18'e baktım marketten kilogramı 7 liradan 5 kilogramın, kilogramı 3 liradan 4 kilogram şeker ve yarım litre süt alan bir müşteri toplam 49 lira ödüyor. Buna göre müşteri yarım litre süt yerine 1 litre süt alsaydı kaç lira öderdi? Hemen bakıyoruz. Un, şeker, süt diyeceğiz. Un için 7 liraymış ve 5 kilogram almışım. 7 çarpı 5'ten 35 lira öderim. Şeker için 3 liraymış. 4 kilogram almışım. 3 çarpı 4'ten 12 lira öderim. Süt için yarım süt için ne kadar ödediğime bakacağım burada. Çünkü toplamda 49 liraydı değil mi? 35 ile 12 topladığımda 47 buldum. 2 daha eklersem 49'a ulaşırım. Yarım litre süt 2 liraymış. O zaman 1 litre süt 4 liradır. Bunun 2 katıdır değil mi? 4 liradır. Kaç öderim? toplamda 1 litre süt alsaydım 35 artı 12 artı 4 olacak. 51'dir yanıtım. B seçeneği olacak. 18. soruda. 19'a baktım. Ferdi'nin annesiyle babasının yaşları toplamı 70'tir. Ferdi doğduğunda annesiyle babasının yaşları toplamı 58'dir. Buna göre Ferdi'nin şimdiki yaşını soruyor. Anne artı baba 58'dir. Şimdi ise 70 olmuş değil mi? Aradaki farka bakıyorum. 70'ten 58'i çıkardım. 12. Ama hem anne hem baba arttı değil mi? Bunun yarısı anne, yarısı baba. O yüzden 12 bölü 2'den aslında 6 yıl geçtiğini buluyorum zamanın. 6 yıl öncesinde ikisi 58 yaşındaydı. 6 yıl geçti. 12 yaş eklendi tabii ki onların yaşına 6 birisi için, 6 birisi için. O yüzden yanıtımı ben 6 şeklinde buldum. Ferden'in şimdiki yaşı 12 olacaktır arkadaşlar. 19. sorumun yanıtı A seçeneği olacaktır. 20. sorudayım. 25 düzine balon 20 çocuğa eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre her bir çocuğa kaç balon düşer? Bir düzine de kaç balon vardır? 12. Ben 25 düzineyi bulmalıyım değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapacağım? Öğretmenim 25 çarpı 12'den ben 25 düzineyi bulurum. 25 çarpı 12'den 300. Daha sonra bu 300 balonu 20 çocuğa paylaştıracağım için 300 bölü 20 yaparım. 300 bölü 20 yaparım. Yanıtım 15 olur. D seçeneği benim için doğru cevaptır. 20. soruda ve son sorudayım artık. İlker Bey'in cüzdanında 5 adet 100 TL, 23 adet 50 TL bulunmaktadır. İlker Bey'in cüzdanında kaç lira olduğunu sormuş. 5 tane 100 lira varsa 500 lira vardır. Öğretmenim 23 tane de 50 lira var. 23 çarpı 50 diyorum buraya da. 1150 lira da burada vardır. Toplamda bana kaç lira olduğunu sormuş. Her ikisinin toplamıdır aslında 500 artı 1150 Yanıtın 1650 olacaktır, değil mi arkadaşlar? 21. sorunun yanıtı 1650, yani B seçeneği olacaktır. Videomuzu burada tamamladık. Bir sonraki videomuzda 4. üniteye geçeceğiz. Bizleri Instagram sayfamız İlkokul Öğretmenim'den takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Başarılar dilerim.